İki ay önce kamu bankaları faiz oranlarını düşürmüş, emlak piyasası canlanmıştı. O canlılık bugünlerde uçuşa geçen faiz oranlarıyla durma noktasına geldi. Şu anda 1.80'ler, 1.90'lar konuşuluyor. Şu an için çok inanılmaz fiyatlar var ya. Bir yatırım amacı da gittik, vazgeçtik banka çıkışında. İstanbul'da kafanızı nereye çevirirseniz çevirin çok kolay bir satılık ilanı bulabilirsiniz. Yüzlerce satılık ev var. Hatta fiyatları da geçtiğimiz yıla oranla %30-%40 düştü ama gelin görün ki bu sefer de banka faizleri cana tak ettirmiş durumda. Geçen hafta 1.38 iken rakamlar şu anda aynı banka 1.75'lere izin veriyordu ekran. Ev hayali kuranlar bu kez de faiz engeline takıldı. Ne kadar söylediler size banka faiz oranını bugün gittiğinizde? 1.60 300 milyara 290 milyar faiz. Haziran sonunda kamu bankaları faiz oranlarını 0.98'e çekmiş, konut sektörü canlanmıştı. Faiz oranları bugünlerde uçuşa geçti. En düşüğü 1.38'den başlıyor. Daha da yükselir mi peki? Öyle görünüyor. Olması hiçbirimizin işine yaramaz. Herhalde bankalar kredi vermemek için bir yarışa giriyorlar. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 100 bin liralık bir ev kredisi için bankaya gittiniz. O gün size bankanın verdiği faiz oranı 1,36 idi. 100 bin liraya geri ödeyeceğiniz rakam 206 bin lira olacaktı. Bugün aynı bankaya gittiniz ama bu kez faiz oranı 1,81'e yükseldi. 100 bin liraya geri ödeyeceğiniz rakam 247 bin lira oldu. Yani geçtiğimiz hafta eğer bankadan o faizli krediyi alsaydınız karınız 40.689 lira olacaktı. Bize gelmez. Verilecek paralar değil yani. Kaçan müşteri çok, çok yani. Çok gayet tabii ki. Faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Piyasadaki en yüksek rakam 2.04. Yani 10 yıl geri ödemeli 100 bin lira çeken biri en az 3 katını ödeyecek. Öyle bir kredi ödeyecek ben öğretmenim. Öyle bir maaşım yok. Emlak piyasasındaki canlılık faizler yükselince durma noktasına geldi. Herkes fiyatın daha da düşeceğini bekliyor. Diyelim ki bütçenize göre bir ev buldunuz ve kaçırmak istemiyorsunuz. O zaman refinansman yapan bankalarla çalışsınlar. Çünkü faizler gerilediğinde yeniden yapılandırması lazım.